Fani dünya hayatında gün gelir nimete nail olur, şükrederiz. Gün gelir sıkıntıyla karşılaşır, sabrederiz. Başarı ve mutluluğun olduğu gibi, keder ve meşakkati de mümince karşılamaya gayret gösteririz. Bizler her durumda imanımızı ve tevekkülümüzü arttıran, hayatımıza umut ve direnme gücü katan eşsiz bir nimete sahibiz. İşte o nimet, müminlerin özü olan duadır. Dua, Allah'a içtenlikle yakarıp yakarışımızdır. Onun eşsiz kudreti karşısında zayıflığımızı itirafımızdır. Onun lütfuna ve affına sığınma çabamızdır. Ona kulluğumuzu arz edip ondan yardım istemektir. Yüce Allah ayetinde şöyle buyurur: Kullarım, beni sana sorarlarsa bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına karşılık veririm. Şu halde kullarım benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Allah'ın bir ismi de El-Mücib, yani dualara icabet edendir. Bize bizden daha yakın olan Rabbimiz, gizli ya da açık bütün dualarımızı işiten, bilen ve kabul edendir. Her davranışımızda Rabbine karşı duyduğu sevgi ve sadakate şahit olduğumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dilinden duayı eksik etmezdi. Gece gündüz, kalabalıkta veya yalnızlıkta, sevincinde, korkusunda, hüznünde, ahireti düşündüğünde, evinde, minberde, yolculukta, velhasıl her an ve her mekanda dua ederdi. Hayatı duayla ilmek ilmek işlerdi. Bizlere nasıl dua edeceğimizi de o öğretmişti. Sabah olur, gün başlar. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak sanadır. Gün boyunca her işinde Allah'ın rızasını gözeten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daima ona yalvarır, güvenir ve Allah'ım, bana hayırlısını ver ve benim için en hayırlısını seç diye dua ederdi. Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru şeklinde niyazda bulunurdu. Nihayet akşam olur, gün sona erer. Peygamberimiz geceyi şu duayla karşılardı: Ya Rabbi, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım. Resul-i Zişan Efendimiz yatacağı zamansa şöyle dua ederdi: Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun. Dua, dertlere deva bulmak, her türlü kötülükten korunmak, görünür görünmez musibetlerden uzak olmak için kulun Rabbine ilticasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine şöyle sığınırdı: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvayı nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten,
fayda vermeyen ilimden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Bir müminin dualarının kabul olmadığı düşüncesine asla kapılmamalıdır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: sizden biriniz dua ettim de duam karşılık görmedi deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur. Zira Yüce Rabbimiz bazen dualarımızın vesilesiyle bizi sayısız nimetlere erdirir. Bazen de üzerimizdeki musibeti kaldırır. Kimi zaman günahlarımızı affeder, kimi zaman da istediğimizden daha hayırlısını bize ihsan eder. O halde Rabbimize yürekten ettiğimiz duaların mutlaka karşılık bulacağına inanalım. Duayla gelen bereketten, huzurdan, güvenden mahrum kalmayalım. Kendimize olduğu kadar ailemize, sevdiklerimize, mümin kardeşlerimize, mazlumlara dua etmeyi unutmayalım. Anne babamızın, hastaların, yaşlıların ve muhtaçların duasını almaya gayret gösterelim. Peygamber Efendimiz ne güzel dua etti: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.